Tamamen dostane bir eylem için gelmiş bulunuyoruz. Bir demet tiyatronun Eyvah Necdet'i gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Ondan geriye yürekleri yakan bir hikaye kaldı. Çarşamba günü sabah saatlerinde evinden çıkıp hastaneye giderken Nihat Şakin'in kullandığı otomobilin neden olduğu kazada hayatını kaybeden Erdal Tosun'un haftada 3 kez diyalize bağlı yaşadığı ortaya çıkmıştı. Yiyelim abi. Ya, işte tavukların yazgısı. Sanatçıyla ilgili acı bir detay daha o hayatını kaybettikten sonra ortaya çıktı. 2014 yılından beri böbrek nakli bekleyen ve kaza günü de diyalize girmeye giden Tosun hiçbir zaman canlı vericiden böbrek nakli olmaya yanaşmadı. Bu tercihi nedeniyle eski eşi İknur Bekmezci ve 19 yaşındaki kızı Zeynep Kiraz Tosun'un doku uyumu bile aranmadı. Seviyorum Zeydan, ben seni çok seviyorum. Habertürk gazetesinin haberine göre Erdal Tosun ailesinde böbrek yetmezliği hastalığı olduğu için kızı Zeynep Kiraz'ın ileride anne olabilmesi ve sağlığının olumsuz etkilenmemesi düşüncesiyle özellikle kızı Zeynep Kiraz'ın böbreğini almayı kabul etmedi. Ayrıca Tosun'un bir başkasının benim için bıçak altına yatmasını istemiyorum dediği ve adını kadavra donör bekleme listesine yazdırdığı ortaya çıktı. Bir davranış biçimi değil. Öte yandan buraya gelişimiz saldırı amaçlı.